Merkez merhaba. Bugün İstanbul Türkiye'nin konsolosluğunun önünde Cenab-ı Serdar Bürgümuhammed Türkmenistan Cumhurbaşkanı'na mektup vermeye geldi konsolosluğa. Mektubu okumak için başlıyorum. Vatandaş Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov talapnama, yani aktivistlerin adından. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Cenab Prezident Serdar Berdimuhamedov, biz Türkiye'de yaşayan ve ören çınlapay kıyınçlıkları baştan geçiren Türkmenistanlılar hükmünde dervais ve Duygur yağdayımıza ünsü çekmek isteyer. Yani hazır bu vakti Türkiye'de yaşayan takminen 1 milyon Türkmenistanlı migrant işçilerinin Türkiye'de bir kanun yaşamağı neticesinde dören ulu kriziz her bir adama katılmıyor hüküm gönüden gönü tesir ediyor. Bu gelecekte sosyal bedbahçılığa sebep oldu bilir. Hazır bu vakti Çındakay krizle öğrülen bu yağdayın neticesinde çaresiz olan yüzlerce Türkmenistanlı son kutur neçe ayın dolamında esasen hem geçen yette İstanbul'da Türkmenistan konsolosluğunda ve halkara hava menzilinde her gün yayınlanıyor. 2022 yılın 2. Ağustos'unda Yüce Türkmen konsolosluğunun çağırmalı sebeple Türkiye Respublikası'nın polisiyasının yaralı güçleri potansiyel yolakçıları hava menzilinden çıkardı. Sol sebeple Türkmenler giyicesine düşüksüz, ümitlenmedik ve susuz geçirmeye mecbur oldular. Şeyle şartlara düşen rayiatlarımız sağlığına ziyan getirirler ve ağır ecir çekerler. Aralarda pandemiyadan önce yağdaya iyisi giderli katnavların kaydıp gelmeyi ve vatanı dolanmak isteyen rayiatlarımızın sahanının köpülmeyi sebeple koşmaca uçuşların koyulmalı. Türkmenistan'ın İstanbul'daki başkan konsulluğunun işini yenileştirmek için aşağıdaki noktalara ünsü vermenizi hayiş ediyoruz. Birinciden, Türkmen rayiatlarının köyüne pasportları bilen peskirçiliksiz öz vatanına barıp bilmeyeni üçün etmek. İkinci, İstanbul'daki Türkmenistan'ın baş konsulluğuna koşmacı ekspert işgarlarını iyi vermek son bir vaktin özünde. Dışarı yurtta dağılmak isteyen köyüne pasportları bulun, rayiatlara biyometrik, yani zagran pasport vermek. Şeylerinde dışarı yurttaş Türkmenler kanunu yağdaydı kokap, sağlığı korap ve işlet yaşat bilirler. Yıllar boyu halkın bin güne düşmelerinden meydalan, öz şahsı mehbitleri için korrupsiye yüz vuruyan devlet işgarlardır. Ve şol maksat bilen ortada durup onları himayetkar olan rayiatları Türkmenistan'ın kanununa layıklıkla cezalandırmanızı ve şu meseleler boyunca derneği geçirmenizi talep ediyoruz. Derneğin neticesi esasında cenayeti din gururunda yaybanlandıran adamları vezifesinden hıyanatçılıklı belalının devlet çinoniklerini kaziyete, cevapkarçılığına çekip adalatlı cezalandırmamızı sizden sonra günü dinlemesine her gün burada 6. gün geldim. Hazırım. Bir otelim kimliğimi verdim. Şimdi beraber bekliyorum zaten taşarda. Şu gün hem az 2 saat geçti. Şu gün hem ben hoca inanmıyorum. Beni iki yere göndereceğim. Mektup ya bana kimliğimi elime verecek mi? Pasport. Bilmiyorum. Mustafa Bey, siz de. Evet arkadaşlar, Türkmenistanlı kardeşlerimizin çektiği sıkıntılar bir tarafa, yaklaşık 1 milyon kardeşimiz yıllarca burada mahsur kaldılar, memleketlerine gidemiyorlar. Daha kötüsü ise yaşadıkları zorlukların duyurulması engellenmeye çalışılıyor. Her zaman. Özellikle Türkmenistan devleti yetkilileri buradaki yetkilileri bakın şu anda olduğu gibi Mektuplarınızı verin.
yetti, özel yetti. Vatandaşlar şu kavuzu konsolosluğu işgalarına doğuşlar sokmağını suratla. Her zaman yapıyoruz hocam. Yani konsolosluğu işgalarına... Yollar yapıp vatandaşlar mağdur yağdayda aeroporta yatıyorlar, hava yolunda. Yerlerde yatıyorlar, 9 gündür yatıyorlar. Bir simitin öldür bir aeroportun içinde olsa neçe gün yatıştın ya aeroportta. Ne konsolosluğu bulan yağday? Vatandaşlar, şu hala getirdiler, hakkı konu sorarsan şunu alıyor derken. İşte. Emir Bey şu an... Konsolosluğa napadiye ne oldu bizlere? Hakkı konumuzu sormamak için geldik. Ama kanun yağdaydı, avukatlarla bile. Yani neticesi, Türkmenistan hükümetinin tesiri. Şunu alın.